düşünürsek bu adamdan bir şey olmaz deyip de gerçekten sizi çok şaşırtan bir futbolcu veya böyle bir isim var mı? Yok. Teknik direktör olabilir. Yok öyle bir yok şey yok. Mu? Yok. 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 Lütfen Ceren sorduğun soruya bakar mısın? Hayır yok. Şimdi mesela Tümer'i de ben aldım Samsun'dan. İlhan'ın ikisini aldım. Tümer de mesela çok sevdiğim bir çocuktur. İşte yazın şimdi hafta önümüzdeki hafta itibaren Çeşme'de beraber oluruz hep zaten. Tümer'i de ben aldım yani Beşiktaş'a aldım. Mesela çok vasat normal iyi oyunculardı ama popüler oldular. Çok popüler oldular. İlhan ikisi Tümer. Sergen'i ben aldığım zaman sakattı. Mesela Sergen'le ilgili o zaman bir şey olmaz alma dediler. Çoğu ısrar etti. Çapraz bağ kopmuştu mesela. Sergen'i aldım. Mesela Sergen'de bendeki yeri çok farklıdır. Çok değişik severim. Mesela onunla ilgili çok kısa bir anı anlatayım. Çok var onunla tabii de. Bu tabii geldi. Bu gece 12'den sonra bunda hayat başlar. Bunun hayatı o. O zaman. Futbolculuk. Yani arkadaş çevresi. Arkadaş çevresi. Onun gece 12'den sonra. Hep öyle arkadaş hayatı var. Şimdi bu tabii ben bunu arıyorum. Almışım. Tabii sorumluluk da aldım. Bunu almamı eleştirdiler çünkü. Alma falan filan diyenler oldu. Ondan sonra ben bunu arıyorum. Neredesin Sergi diyorum falan filan. İyi baba birazdan eve gidiyorum falan filan diyorum. İyi falan peki diyorum. Çünkü sokakta görünmesin. Magazin çekmesin. Yani bana onunla ilgili laf gelmesin. Ondan sonra. Bir de tam televole zamanı o zaman. Kahvede falan okey oyun oynuyorlarmış bunlar kahvede. Oyun sana neyse. İşte kahvede okey. Oyun kahvede işte oyun oynuyor arkadaşlar. Yanında da ajanlarım var onun ekibinde. Adamlarım da var benim. Anlatıyorlar bana her şeyi. Onunla gezenlerde. Baya baba neyse, gibi kontrol ediyor. Ben buna ama yani sorumluluk var onunla ilgili. Saat böyle 12 yarım gibi oldu falan. Geç oldu falan. Ben bunu bir daha aradım. Bu açmadı telefonu. Ben sonra aşağı inmiş. Aşağıdan. Baba demiş şimdi kapıdan içeriye görüyorum demiş. Tekrar yukarıya çıkmış. Yere demiş kahveye. İniyordu. Yani eve giriyorum şu an demiş. En son 1-2 oldu. En son bana böyle dedi. Abi ben böyle yaşayamam dedi. Vallahi beni rahat bırak dedi. Ben böyle yaşayamam dedi. Yani ben dedi böyle alamam dedi. Yani sıkıntıya gelemem dedi. Tabii canım sıkıntıya gelemem. Çok hani onunla yani. Baskın yaptın mı öyle peki hiç? Yok değil. Kızardım ederdim. Mesela hatta İlhan Mansur olayı vardı hatırlar mısınız? Evet. O zaman bir Reyna mı Layla mı Layla'ya galiba. Çok papraz ameliyatı olmuştu. Geldiğinde oturuyoruz olay çocuklarla. Olmuş. Çocuklarla oturuyoruz biz de orada. Beni aradı. Bekar yalnız yaşıyor çocuk tabii İstanbul'da. Beni aradı. Ne yapıyorsun abi dedi. İyi dedim futbolcular var Sergen Tümer oturuyoruz burada yemek yiyoruz dedi. Ondan sonra gel sen de yemek ye dedim. Yani yemek yemedi. Sen geçersin evet. Ameliyatın ikinci günü. Oraya geldi diye mesela. Olay oldu. Vay. Ameliyattan çıktı oraya geldi. Abi yemek yemeye geldi adam uzatacak ayağını. Yemek yedi olay oldu. Ben çağırdım dedim falan filan. Yani tabii çok... böyle şeyler çok dikkat ama etmek lazım. Tam televole zamanıydı. Yani, gerçekten Sergen'i kovalamak ben çok iyi hatırlıyorum. Sergen'i gerçekten ama... özel ekip takip ediyordu. Ama çok eğlenceli değil mi Sergen? Ben olsam çünkü... ben de derim. Sergen, acaba yine ne yapacak? Sergen mesela tesisteki bekçileri de kafayı almış Ümraniye'de. Tam bağlamış okuldan onları. Kaçıyor o da Mahmut Hoca. Onları bağlamış tamam mı? Hepsini bağlamış. Lan ben eve geliyorum sabah 9.30 bakıyorum. Erken idman var bakıyorum. Sergen araba orada. Ben de tesisi 12'den sonra kimseyi almayın diyorum güvenlikçilere. Yani orada yatırma kimseyi sokmayın içeri diyorum. Serci de bunları kafaya almış. Meğerse sabah karşı 4'te 5'te geliyor. Oyundan çıkıyor işte gezmeden çıkıyor. Geliyor diyor. Oturuyor falan. Ve yatıyor işte ondan sonra idmana kalkacak. Ben de zaten ulan Sergen'e bak aferin erken yatmış ne güzel erken gelmiş diyorum. Arabasını görüyorum orada. Birdi ikidi en son baba da itiraf edeyim dedi. Ama bizim böyle bir hayatımız vardı mesela gelirdi şurasına çekirdek saklardı. Sıkızıyordu bana yeme yağ yapar kilo alıyorsun diye. Hafta böyle kilosu vardı. Oturduk dizi o zaman Küçük Emrah'ın dizisi vardı onu seyrediyorduk hep beraber çok heyecanlıydı. Oturduk çekirdek dizi tesiste seyrederdik. Tabii. Karın çok iyi. Sergen'in ciddi. Öyle de bir hayatımız var tesiste. Mesela ben onu uyandırmazdım hiç tesiste. Uyandırmayın derdim. Uyusun, uyku açığını kapatsın derdim. Yani ertesi gün sabah kahvaltısını kaldırmayın derdim. Ama tam baba oğul ilişkisi olmuş. Abi yani bu şekilde başka türlü olmaz. Mesela Lucescu mesela onu bana şikayet ederdi. Gelirdi ya bu senin Sergen. Yine koşmuyor antrenmanda, çalışmıyor falan. Çağırdım Serci. Oğlum bak bu çocuk senden yine şikayetçi adam dedi. Yo baba bana bir şey söylemiyor ki dedi. Bir de tabii ben kızıyorum. Kötü polis o bir şey demiyordu ama falan kızmasın. Çünkü Lucescu onu çok seviyordu. Ondan dolayı yani tabii çok anılar var. Dediğin gibi yani futbolcular genel anlamda baktığın zaman kötü insan değillerdir. Ama kim kötü bir an evvel, ki? Ay bak bir an evvel, bir an önce, bir an evvel derken yani parayı bulunca
farklı oluyorlar, zengin oluyorlar. Çok net anlattım. Önce hanımlarını değiştiriyorlar, eskiden evlenmişlerse yeni hanım bakıyorlar. Oyuncular falan. İçin de geçerli. Şimdi tabii sizin için de geçerli. Aynı yere kendini koy, o da sonuçta hoca, sizde sen de yani. Hocasın. Sizde nasıl de var, sizin dizilerde de var. Sizin dizilerde yok mu? Yani... Onlar da biraz zengin oluyorlar. Şey konuşmuyor hanımı ama değiştiriyorlar, yani... şeyi değiştiriyorlar. Falan filan. Yani insan, ben tabii ki sebebini anlıyorum. Yani sonucu anlıyorum da sebepler bence başka, öyle olmak zorunda değil. Değil değil mi? Evet. Kendi mesela çünkü oyuncu. Çünkü geçen gün bir evet. oyuncu bir arkadaşımla konuşuyordum. Başka bir oyuncu arkadaşımız hakkında. Yani çok değiştiğiyle ilgili. Ben de ona dedim ki bak dedim aynı okulda okumuşsunuz. Bir dedim okul hayatını bir düşün. Mutlaka bunun olacağına dair bir cümle etmiştir sana. Sonra sinyali. Durdu böyle, evet. Hakikaten dedi ya, bir gün böyle bir şey demişti. Dedim işte söylemiş, bir gün çok parası olursa ve çok gücü olursa böyle biri olacağını söylemiş. Hakikaten söylemiş dedi. Söylüyor insanlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. O yüzden bazıları değişiyor, bazıları değişiyor. Demin örnek verdim, reklam arasında örnek verdim. Kızı mesela, bugün ulaşamayız ona değil mi? O gün benim kapımı çalan abisi. Beşiktaşlı olan şu çocuk. Ha abisi çok mesela iyi. Değil mi? Bugün ona bulaşamazsın mesela, aramaya kalksan değil mi? Bulamazsın yani. Herhalde. Yani biz öyle, biz hemen bulunuyoruz. Reklam arasında küçük bir dedikodu yapmıştık. Biz futbolcuyuz mesela, biz fark etmiyor, biz hiç değişmiyoruz. Her zaman bizi buluyor, arıyor. 40 sene önceki arkadaşım bile beni arıyor. Hatırladın mı beni? Ben diyorum, sen de sol bekli. Yani bu önemli. O dizicilerde de var, onlarda da var. Havaya giriyor, değişiyor konuşması, şekli bakıyorsun, hareketleri konuşurken. Abi. Ben çok gülüyorum öyle şeyleri. Her şeyden önce basına saygılı olacaklar mesela. Çıkıyor, kamerama bekliyor. İki kelime söyle, çık kardeşim. Ne olacak ya? İki kelime söyle git. Konuşmuyor, etmiyor. Bir adam var mesela, ona çok bayılıyorum. Kim? Engin Günaydın. Baba yürüyor, içiyor, devamlı yürüyor. İyi günler. Tarzı var ama. Acayip, bayılıyorum ona. Çok iyi ama bir tarzı var. Adam çok enteresan bir adam. Bir de yani terbiyeli de bir adam. Allah'a var. Hiç de bir şey söylemiyor. Babanın kafa geliyor, kavşonu çekiyor. Devamlı içiyor, devamlı gidiyor. Aynı tarzı kafada. Tarzı var işte. Yani tarzı herkes çok iyi. Tarzı o, seviyorum mesela onu mesela. Adamı teşekkür ederim diyor. İyi akşamlar diyor. Gerçekten bir şey söylüyor. Değil mi? Harikasınız gerçekten. Çok teşekkür güzel. Ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Bu arada şunu söyleyeceğim. Tiyatroyla da ilgili yeni sezonda yazın mesela.